Merhaba, seçime doğru programıyla karşınızdayız. Artık 32 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylıklara itirazlarla ilgili nihai kararını vermesi içinse son 2 gün. İl ve ilçe seçim kurullarının kararlarından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda kimlerin adaylığına veto gelebilir, buna bakacağız. İstanbul'da ve Muğla'da iki ilçedeki seçim yarışını da ekrana getireceğiz programda. Fatih ve Fethiye ilçeleri adayların vaatlerini dinleyeceğiz. Ama önce adaylıkları tehlikeye giren isimlerle başlıyoruz. CHP, MHP, HDP ve Demokrat Parti'nin bazı belediye başkan adayları ile ilgili il ve ilçe seçim kurullarından adaylıkların düşürülmesi kararı çıkmıştı. Ankara'ya döneceğiz. Ankara'dan Gökhan Gerçek karşımızda. Gökhan, o isimler kim diye sana sorarak başlayalım ve şöyle devam edelim. İtiraz başvuruları yapıldı mı ve Yüksek Seçim Kurulu kararını ne zaman verecek? Evet Deniz, adaylıklarla ilgili itiraz ve değerlendirme süreci il ve ilçe seçim kurullarında devam ediyor. Çok sayıda sicil kayıt sebebiyle veto yiyen önemli isim var. Evet, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belediye başkan adayı olabilmenin şartları sıralanmıştı. Tabii o şartların en önemlilerinden bir tanesi de sicil kaydı. Bir yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar seçime katılamıyor, aday olamıyor. Bu hapis cezalarını alanların infaz süresi sona erdikten sonra 5 yıl sonra sicil kayıtları siliniyor. 5 yıl sonra aday olabiliyorlar. Bu durumda olan isimlerden bir tanesi Mustafa Sarıhan. CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıhan'ın Yalıkavak Belediye Başkanlığı döneminde 1 yıl veya daha fazla hapis cezası aldığı tespit edildi. 5 yıllık denetim süresinin 22 Şubat 2019 tarihinde dolduğu gerekçesiyle adaylığı Muğla İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Mersin'de HDP'nin Akdeniz Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da aynı durumda, Alaaddin Erdoğan. Sicil kaydı sebebiyle adaylığı reddedildi. Aynı zamanda Mersin'de çok sayıda meclis üyeliği de aynı gerekçesiyle, adli sicil kayıtları bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. İzmir Dikil'de Cumhur İttifakı adayı MHP'li Buğra Akın 15 aylık hapis cezası sebebiyle adaylığı düşürülen isimler arasında. Bodrum Demokrat Parti adayı Halil İbrahim Kaynar yine sicil kaydı sebebiyle adaylığı düşürüldü. Muğla Demokrat Parti adayı Mehmet Kocadon, hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıydı, Bodrum belediye başkanıydı ama Muğla adayı yapılmayınca Demokrat Parti'ye geçti Mehmet Kocadon. O geçişle ilgili yapılan itiraz reddedildi. Kocadon aday olabilecek Demokrat Parti'den. Tabii İYİ Parti adayı, Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili süreç devam ediyor, hatırlayacaksınız. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından adaylık başvurusu süre sona erdikten 26 dakika sonra il seçim kuruluna ulaştırılmıştı. Süre yönünden yapılan itirazlar reddedildi. Aday olamaması üzerine Demokrat Parti'den aday olmuştu Kocamaz. Bununla ilgili il seçim kurulu kararını verdi. İlk kararı verdi. Aday olamaz dedi ama gözler şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nda Demokrat Parti'ye geçen, İYİ Parti'den Demokrat Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi, olamayacak mı? Önümüzdeki günlerde karara bağlanacak. 1 Mart tarihine kadar bu itiraz süreci devam edecek. İl ve ilçe seçim kurulları bu kararlarını verecekler. Ardından da eksiklikler tespit edilecek. İsimlerle ilgili süreç başlayacak. Bu eksiklikler adaylara bildirilecek. Adaylar eksikliklerini giderecekler ve 3 Mart tarihinde, evet en kritik gün herhalde 3 Mart tarihinde Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta kesin olarak yarışacak. İsimleri tek tek duyuracak Deniz. Gökhan Gerçek'e teşekkür ediyoruz. Gözler 3 Mart'ta ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan edeceği o listede olacak. Şimdi liderlerin mesajlarıyla devam edelim. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Bir süredir meydanlarda dikkat çeken bir ifadesi vardı. AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin parti kuracağı iddialarına yönelik olarak bu trenden inen bir daha binemez sözlerini kullanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu soruldu. Erdoğan NTV yayınında konuştu. Daha önce parti kuranlar oldu. Akıbetleri belli dedi. Bu cevabı verdi. Anketlere de neden güvenmediğini anlattı. Ayrılanlar oldu. Yani isim vermeye falan gerek yok. Bu ayrılanlar tabii ondan sonra bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Ama biz bunları kovmadık.
gidin demedik. Bizim tek bir gayemiz var. Tek bir amacımız var. Millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Derdimiz millete hizmet. Bizde tasfiye olmaz. Bizde bayrak yarışı olur. Ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Yani parti kuracaklarmış, şu olacakmış, bu olacak. Daha önce kuranlar oldu zaten. Ama akıbetleri belli. Başka partilerde bu adımlar atıldı. Onların da akıbetleri belli. Dürüstlük, samimiyet, sadakat çok önemli. Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Biz en az 3 anket firmasıyla çalışır ve check ederiz. Fakat bakıyoruz ki neticeler bir geliyor. Neticede hiçbirisinin bir tanesini tutmuyor. Ama şimdi biz bu seçimde daha farklı bir yöntem kurduk. Yani böyle marka şirketlerden çalışmaktan çok bu işi şimdi hiç adı sanı duyulmamış bir şekilde bu çalışmamızı yürütüyoruz. Meydanlar benim için en büyük anket şu anda. Ama en büyük tabii anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamasıysa rejim bunalımı olmamalı uyarısıydı. Yerel seçim sonrasına dönük önemli bir mesajdı. Türk milleti büyük bir badireyi atlatarak son iki asrın en vahim türbülans ve sarsıntısını bertaraf ederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa etmiştir. Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır. CHP ile DSP arasında da tansiyon yükseliyor. İki parti arasında Atatürkçülük tartışması yaşanıyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP için ben kendimi bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar demişti. Gardrop Atatürkçüleri ifadesini kullanmıştı. Bu sözlere CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan sert tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve iki büyük eserimden biridir dediği parti. Dolayısıyla biz Atatürkçülüğü kimseden öğrenmek durumunda değiliz. İkinci söyleyeceğim husus, bir seçim sürecine giriyoruz. Çok ilginçtir. Bir muhalefet partisi iktidar partisiyle uğraşmak yerine ana muhalefet partisiyle uğraşmayı tercih ediyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman ben böyle bir atışmanın milletimiz nezdinde hiçbir milletimizin sorunlarını çözmek bakımından da hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacağını düşünüyorum. O nedenle de bu sözlere cevap vermeyi uygun bulmuyorum. Seçime Doğru programında ilçelerdeki yarışları ekrana getirmeye devam ediyoruz. Bu kez İstanbul'un Fatih ilçesinin güçlü adaylarına mikrofon uzatacağız. Vaatlerini, ilçe için projelerini ekrana getireceğiz. Ama önce 24 Haziran seçimlerinde ilçe genelinde tablo neydi? Buna bakalım. 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde Cumhur İttifakı %54,23, Millet İttifakı %33,89 oy almıştı. AK Parti'nin tek başına oy oranı %47,9'du. CHP %23,44 oy oranına sahip olmuştu. İYİ Parti'nin oy oranı %8,28, MHP'ninki %6,45'ti. Saadet Partisi'nin oy oranı ise %2,17 idi. İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 aday yarışıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nin adayları var. Fatih, AK Parti'nin az önce de grafiklerle ekrana getirdik güçlü olduğu ilçelerden. Eski başkan Mustafa Demir'in milletvekili olmasının ardından Hasan Suver başkanlığa seçilmişti. Ama AK Parti 31 Mart yarışına Ergün Turan'la giriyor. Turan eski TOKİ başkanı. Ergün Turan'la Fatih sokaklarında gezdik. Sorunlarını dinledik ilçenin ve çözüm önerilerini sorduk.
İyiyim, teşekkür Ankara ederim. Ankara nereden geliyorsunuz? Ankara Momak'ta oturuyoruz. Hayırlı olsun. Ankara'ya. Sağ olun. Fethürgey, Tepan, buraları iyi bir akrabı olduk. Öyle mi? Öyle mi? Turizm bu sene fena değil diyorlar. İyi olacak inşallah. Yoldan biraz herhalde zahmet çektiniz ama. Olacak. Bütün hayatım İstanbul'da geçti. Eğitim, ilk, orta, lise, üniversite. Bunun 15 yılı İstanbul Büyükşehir'de meclisliği yaptım ben. Saraçhane binasında. Doğma büyüme İstanbullu. İddiası belediyecilik. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yapmış bir isim. Ergün Turan, 31 Mart için AK Parti'nin İstanbul Fatih ilçesinde yarışan ismi. En önemli sorun şu anda otopark sorunu. Yani insanların yaşamını artık etkiler noktaya gelmiş. Otoparkla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönem en az 5000 araçlık otopark yapacağız. İkinci konu yönetilmesi gereken bir sorun var Fatih. Burası hem ticaret hem turizmin merkezi. Dolayısıyla şehre gelen ilk göçmenlerin de uğrak yeri. Buradaki sosyolojik şeyi de yönetmemiz gerekir. Kolay gelsin Ergün Turan. Başkan seçilirse sosyolojik yapıyı güçlendirmek Ergün Turan'ın en önemli önceliği. Fatih'te sosyal yaşamı, sosyal dokuyu tahkim edecek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız. Yani ailelerin yaşamını koruyacak, gözetecek, ailelerin yaşamını destekleyecek bir belediyecilik ortaya koyacağız. Daha sosyal imkanları geniş yerler gençler için üreteceğiz. Kadınlar için daha keza. Ve Fatih önümüzdeki dönem bugünkünden daha güvenli bir şehir olacak. İnşallah. 52 yaşındaki Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Eski TOKİ Başkanı olarak kentsel dönüşüm konusunda iddialı. Doğrudur, ben TOKİ Başkanıyım, 30 yıllık mühendisim, 20 yılda belediyecilik yapıyorum. Bu işi bilen insanlardan bir tanesiyim. Kimsenin kapısına gidip de bu binayı yıkacağız, dönüştüreceğiz demeyeceğiz. Biz vatandaşlarımızın imarla alakalı bir sorunları var. Kat meselesiyle alakalı sorunları var. Bunu çözmemiz lazım, çözeceğiz. Ondan sonra da vatandaşımızı teşvik edici bir takım faaliyetlerimiz olacak. Turan, 450 bin nüfuslu Fatih'te yaşayanların beklentilerinin yanı sıra İstanbulluların da Fatih'ten beklentisi var diyor. Tarihi surlarla ilgili projesini anlatıyor. Kara surların etrafındaki bu mezbelelik alan, iş tarafındaki mezbelelik alan zaten yapı yasaklı alandır. Bunu mutlak bu 5 yıllık dönemde temizlemiş olacağız ve burası 7 kuleden başlayıp Topkapı'ya kadar olan bölge büyük yaklaşık 5 kilometrelik kesintisiz bir millet bahçesi olacak. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve spor alanları, açık spor alanları olacak. Bir tesisleşme önermiyoruz burada. Bugünden daha büyük, daha yıldızı parlak bir Fatih inşallah oluşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fatih Belediye Başkan adayı ise Soner Özimer. O da tıpkı AK Partili aday Ergün Turan gibi ilçenin çocuğu. O da Turan gibi belediye meclis üyeliği yapmış bir isim. Özimer'in de vaatlerini dinledik. Onunla da pazarda bir araya geldik. İnşallah. Hangi parti? İnşallah. Cumhuriyet Halk Partisi. Senin partin. Merhaba, merhaba abi. Nasılsın? Sen... Cuma pazarı da iyi diyorlar ama burası da iyi demek. İyi. Her zaman iyi. İyi, peki. O zaman ben de söyleyeyim, hanıma gelsin buradan alsın madem öyle. Çocukluğum Fatih'te geçti. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Fatih'te okudum. 15 senedir Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiyim. 3 yıldır da ilçe başkanıyım. Dolayısıyla Fatih'e yabancı değilim. Fatih'i çok iyi biliyorum. Sorunlarını da çok iyi biliyorum. İnşallah çözülecek. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kırklareli doğumlu ama İstanbul'un Fatih ilçesine çocukken geldi. CHP'nin belediye başkan adayı 52 yaşındaki Soner Özimer ilçede büyüdü. Mali müşavir olarak çalışma hayatına da burada başladı. Belediyecilik konusunda o da iddialı. Sorunları biliyorum diyor ve sıralıyor. Otopark sorunu birinci geliyor. Yaptığımız anketlerden de bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Suriyelilerin, misafir arkadaşlarımızın misafirlik dönemi yavaş yavaş bittiğini düşünüyoruz. Çünkü ruhsat sorunu var. Türkler ruhsat alırken onlar almıyorlar. İşte yine vergisel sorunları var, hastanede farklılıkları var. Türk halkını bunlar rahatsız ediyor. O konuda bazı şeylerimiz var. Deprem Fatih için çok önemli bir sorun örneğin. Depremle ilgili şeyler var ve imar planları buna göre tasarlanmış değil. İmar planları kat seviyelerinin düşürüldüğü, onun içinde buradaki halkın mağdur olduğu programlar var. Nasılsınız? Seçilirse Özimer'in önceliği unutulmuş tarihi Fatih'e geri kazandırmak, turizmi canlandırmak. Fatih için turizm çok önemli. Bir kere turizmle biz buranın işsizliğini çözeceğiz. 8500 senelik bir tarihi yarımada burası. Ve elmas madeninin üzerinde izliyoruz turizm için. Yani petrol yok ama elmas var burada. 7 kulemiz var mesela, polis koridorunda çevrilmiş, turist giremiyor. 7 kulede bir kapımız var. Bu eski Roma'da. Roma'da zafer kazandıktan sonra işte o zamanın, o dönemin imparatorları o kapıdan içeri girerlermiş. O kapının aynısı İstanbul Üniversitesi'nin kapısı.
Şu anda Yedikule'de Fatih'te yaşayanlar dahi o kapıyı bilmiyor. Onu hemen açacağız. Yedikule açılacak. Tarihi yerlerimiz çok önemli. Mesela Tekfur Sarayı açılmadı. Anemaz zindanları açılmadı. Bunların bir an önce açılmasını sağlayacağız ve turisti getireceğiz ama burada öncelikle güvenliği sağlayacağız. CHP'nin adayı Soner Özimer, kentsel dönüşümün de yine tarihi değerleri gözeterek yapılacağını anlatıyor. Fener Balat'ta, örneğin Ayvansaray Türk Mahallesi var. Türk Mahallesi'nde bir tane büyük otel yapıldı. Bizim Osmanlı cumbalı evlerimize ne oldu? Bizanslardan kalan, Romalılardan kalan şeylerimiz nerede? Fener Balat örneğin çok önemli benim için. Orası da aynı şekilde elden geçirilmesi lazım. Yani Sulukule gibi komple yıkıp yeniden yapılması olmaz. Buradaki halkla beraber o değişimi yapacağız. İstanbul'dan çıkacağız. Şimdi çok adaylı bir başka seçim bölgesine gideceğiz. Muğla'nın Fethiye ilçesine. 20 yıldır Fethiye Belediye Başkanı olan Behçet Saatçı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması ilçedeki seçim yarışını daha da hareketlendirdi. Fethiye Belediye Başkanlığı için AK Parti, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nden 5 aday yarışıyor. Son seçimlerde ilçeden 1. parti %34,38 ile CHP çıkmıştı. AK Parti'nin oy oranı ise %32,68'di. Yani birbirine çok yakın iki orandı. Oyların %20,32'si İyi Parti'ye, %7,9'u da MHP'ye gitmişti. Bu seçimde CHP ve İyi Parti ilçede farklı adaylar çıkarıyor. Cumhur İttifakı ise AK Parti'nin adayı Muhittin Kayabaş'la yarışıyor. Muğla'nın en büyük ilçelerinden biri olan turizmin gözdesi Fethiye. Seçim öncesi sokaklar hareketli. İlçenin 20 yıldır belediye başkanı olan Behçet Saatçı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bu durum ilçedeki seçim yarışının daha da hareketlenmesini sağladı. Nasılsın abi? AK Parti'nin Fethiye Belediye Başkan adayı Muhittin Kayabaş. Kolay gelsin abi işte. Afiyet olsun. 55 yaşındaki Kayabaş iki çocuk babası, ziraat mühendisi. Muhittin Kayabaş dünyaca ünlü Göcek ve Ölüdeniz'i de içine alan bölgedeki deniz kirliliğine dikkat çekiyor. En büyük sorunlardan bir tanesi körfez temizliği. Çünkü 15 yıl ömür biçilen körfez artık ömrünü tamamlamak üzere. Öncelikle körfez temizliğini yapmamız ve Fethiye'nin olmazsa olmazı bu trafik, otopark sorunu en büyük sorunumuz. Biraz önce beraber gelirken arkadaşlarla bunu yaşadık zaten. Herkes yaşıyor. En büyük sorunlardan bir tanesi otopark sorunu. Kayabaş'a göre Fethiye'nin birikmiş çok sayıda sorunu var. Devletin gücü olmazsa bu sorunlar çözülmez. Biz örneğin projelerimiz arasında Fethiye'nin muhteşem bir girişi olsun istiyoruz. Gelen turistimiz güzel bir şehre geldiğini hissetmesini istiyoruz. Belediye doğru geldiği zaman işte hastanemizin çok daha şehir hastanesi, modern bir hastane olması için bu hastanenin, mevcut hastanenin kalıp yeni bir hastanemizin yapılmasını istiyoruz. AK Partili adayın bir diğer önceliği ise turizm. Turizmi 12'ye yaymak için uğraşacağız. Körfez'i temizledikten sonra kruvazer gemimizi yanaştırmak istiyoruz. Bunun kruvazer gemimizi yanaştırdıktan sonra büyük bir tane kongre merkezi yapmak istiyoruz. Fethiye'mizin eksikliklerden bir tanesi de bu. Fethiye'yi tanıtmak ama Fethiye'yi de yaşanabilir şehir doğasını bozmadan yaşanabilir bir şehir yapmak için geliyoruz. Hizmetkarlar olmak için geliyoruz. Çünkü Fethiye deniz, tarih ve doğanın buluştuğu bir yer. Göcek koyları dünyada herkesin hayalini süsleyen bir yer. Yani bir defa gördükten sonra mutlaka tekrar gelmek istedikleri bir yer. Ama Göcek merkezde imar planını öncelikle uygulayacağımız yer. Orada kaymalar var. Kaymalardan dolayı hiç kimse bir şey yaptıramıyor. Oranın özellikle turizm açısından zenginleştirmemiz için imar revizyonunun yapılması lazım. 2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti adayı %33, CHP adayı %28, AK Parti adayı ise %27 oy almıştı. Bugün programın sonuna geldik. Yarın yeniden 11.30'da seçime doğru programında görüşmek üzere.